Herkese merhaba. Her salı günü saat 13.30'da, her perşembe günü buralar saat 18'e ve ay sonuna itibaren, Haziran başından itibaren de saat 19'da yaptığımız PostgreSQL sohbetlerin 18.sine hoş geldiniz. Yayınlarımızı eğer izlemeyenler varsa da tekrar seyretmek isteyen varsa youtube.com/devrimgündüz adresinden bulabilirsiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. 1000'e az kaldı. En son baktığım zaman 780'di. Dün akşam baktığım zaman 220 arkadaşımıza daha gereksinmemiz var. Kanalı 1000 yapmamızı rica ediyorum. Bunu yaymanızı rica ediyorum. Yayınlarımızın listesini community.com/pgtr adresinden de bulabilirsiniz. Bu perşembe günü den itibaren tekrar yayınlarımız aynı şekilde devam edecek. Konuklar gelecek yine önümüzdeki haftadan itibaren. Bu seminerler değişik şekillerde devam edecek. Konu önerileriniz varsa lütfen bana anında yazın. Bana Twitter'dan devrimgunduz.tr ya da devrimgunduz üzerinden ulaşabilirsiniz. community.com/bgtr adresine yorum yazabilir. YouTube videolarına yorum yazabilirsiniz. Aslında genel olarak ulaşılabilir bir insan olduğumu zaten arkadaşlarımız iyi kötü bilirler. Şimdi bugünkü konumuz PostgreSQL Monitoring. Açıkçası bunu bir önceki yayının sonunda da bahsetmiştim. Daha önce herhangi bir şekilde eğitimi ya da seminerini vermediğim bir şey. Bayağı doğaçlama gideceğiz şu anda. O yüzden bir hatam olursa lütfen affola. Şimdi PostgreSQL'de monitoring derken aslında daha önceki birkaç yayında da söylediğim gibi iyi bir Postgres diye bir yayın aynı zamanda iyi bir sistem yöneticisi ve biraz da networkçü olması gerektiğini nin önemi çok fazla. Dolayısıyla lafı tekrar toparlamak gerekirse iyi bir Postgres DB olmak istiyorsanız aynı zamanda iyi bir sistemci olmalısınız. Aynı zamanda bir miktarda network bilmelisiniz. Burada gidip de network cihazlarınızı yapılandırmaktan bahsetmiyorum ama örnek veriyorum sorgular bir şekilde sunucudan yavaş çıkıyorsa işte network 10 megabit mi 100 megabit mi gigabit mi gibi şeyleri en azından tarif edebilmeniz, bu sorunu anlatabilecek kadar network bilmeniz çok önemli. Dolayısıyla iş monitoring kavramına gelince işin sadece işte Postgres'i indeks ekleyelim, özür dilerim, Postgres performansı olarak bunu görmemek gerekiyor. Aynı zamanda Postgres'in kullandığı disklerin, Postgres'in kullandığı CPU'nun aradaki network günde mutlaka incelenmesi gerekiyor. Sanırım 2008 yılında olabilir. Şu anda tam yılını hatırlayamadım ama 2008 ya da 2009 yılında bir kamu kurumunda Postgres 8.4'ten 9.0'a geçtiğimiz zaman testlerimiz harika bitmişti. Her şey çok güzeldi. Ancak ben ayrıldım oradan pazartesi günü. Hafta sonu geçirdik orada. Uyumadık hatta. Hiç geçirdik. Pazartesi yola çıktım. Ben yola eve doğru dönüyorum. 10 dakika sonra beni aradılar. Hocam bir replikasyon çalışmıyor. Bir sorun var diye. Gittim. Yani aslında 3 gündür her şey çok güzel çalışıyordu. Bizim attığımız tüm kayıtlar diğer tarafta replikada görünüyordu. O gün fatura çıkartıyorlarmış. Dolayısıyla çok ciddi bir yük vardı veri tabanı üzerinde. Meğerse aradaki bağlantı 10 megabitmiş. Networkçi arkadaşlar hemen gittiler onu gigabite çektiler ve sorunu çözdüler. Yani bir Postgres monitoring derken bunun Postgres'in üzerinde çalıştığı ortamın gözlemlenmesi kadar gözlemlemesiyle beraber bir bütün olarak incelemeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla işe nereden başlayalım derseniz işe başlayacak bir sürü şey var. İşte işletim sistemindeki araçlar var vesaire. Burada ben size yavaş yavaş teker teker elimden geldiği kadarıyla araçlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi ekranımızı paylaşalım. Evet. Şimdi Postgres kullanıcımıza geçeceğiz birazdan ve bazı şeylere başlayacağız. Evet, bundan önce arkadaşlar işletim sisteminde ne gibi bilgiler kullanabilirsiniz? Bizim ilk başta mutlaka kullandığımız şeylerden bir tanesi SYS stat paketi. SYS stat bize vereceği bilgilerle Postgres'in CPU, RAM ve disk konusundaki kullanımını anlatacaktır. Örnek veriyorum. Bir IO stat
verirsek. İşte disklerim, yani ben de disklerim ne kadar büyüyor? Büyüttüm arkadaşlar, kusura bakmayın, unuttum bu sefer. Disklerim ne kadar büyüyor, ne durumdadır gibi bilgilerin hepsini buradan arkadaşlar görebilirsiniz. Buradan ne demek istiyorum? Yani bir örnekle işte şu anda benim disklerim %100 dolu ise tabii ki yeni disk almam gerekiyor ya da daha hızlı disk almam gerekiyor ya da belki diske neden bu kadar yazıyorumu düzeltmem gerekiyor. Düzeltmem gerekiyor. Şimdi burada bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu IOSTAT'taki IO weight kolonu. IO weight değeri. Pratik olarak şu söylenir. IO weight'in sürekli olarak %10'un üzerinde olmaması gereklidir. Tekrar söylüyorum. IO weight'in sürekli olarak %10'un üzerinde olmaması gereklidir. Belirli zamanlarda, işte gecenin 4'ünde veri yükleniyordur, bir şeyler oluyordur o sırada. Ondan bahsetmiyorum ama eğer sürekli olarak onun üzerindeyse, %10'un üzerindeyse diskleri bir miktar ya da işte CPU'ya belli bir miktar yani bir şeyler yapmak gerekebilir. Donanımları geliştirmek gerekebilir. Peki bir şey düşüyor. Bir sorunun gerçekten bir şekilde diskten olduğunu eminsiniz ama burada utility sürekli böyle burada gördüğünüz gibi sıfır %1 bile olmayan değerler oluyor. Genelde bununla sanal makinelerde karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yine tekrar söylüyorum, yani ilk başta söylediğimi söyleyelim. Aslında komple bir bütün arkadaşlar. Hepsi bir bütün. Bu bütünlük içerisinde eğer bir sanal makine kullanıyorsanız aynı zamanda host makineyi de çok iyi gözlemlemeniz gerektiğini lütfen unutmayın. O yüzden şimdi bana bazen sorulduğu zaman işte sanal makineleri kullanalım mı Postgres'te dediğimiz zaman işte neden hayır ya da hadi dikkatli olun dediğim konu tamam hayır demiyorum ama dikkatli olun dediğim konu bu. Eğer Postgres'te siz o CPU'yu o RAM'i verebiliyorsanız hiçbir şekilde en azından sorunları bilirsiniz ki bu kadar CPU'lu bu kadar yapabileceğim ya da bu kadar RAM'le bu kadar yapabileceğim diyebilirsiniz. Şimdi peki biz tabii işin Postgres tarafına bakalım. Bunun dışında tabii ki güzel araçlarımız var. Kullanmak isteyenler için, incelemek isteyenler için. Benim yine çok sevdiğim araçlardan bir tanesi ATAP aracı var. ATAP klasik TAP'tan daha farklı. Bize arada giden gelen bilgileri de veriyor. Birazdan konsoldaki başka araçlardan da bahsedeceğim ve Postgres'in kendi içindeki araçlardan da bahsedeceğim. O zaman burada görebilirsiniz arkadaşlar. Peki, şimdi tekrar söylüyorum, sorularınız varsa lütfen Zoom'un chat ekranında anında sorun. Ben uygun durum olduğu zaman mutlaka yanıtlayacağım. Şimdi Postgres kullanıcısına geçiş yapalım ve PSQL ile veri tabanınıza bağlanalım arkadaşlar. Şimdi peki klasik bir işlemimizi gerçekleştireceğim. Öncelikle bir T1 tablosunu yaratacağım ve birden 10.000'e kadar bir değer girmiş olacağım. Şimdi bunları neden girdim? Hatta şöyle yapalım, daha da güzeli create database gözlem diyelim. Select Yıldız from PG Stat Database. Where dot name eşittir gözlem. Şimdi bu bana bir takım istatistikler veriyor. Konumuz istatistik değil, konumuz monitoring. O yüzden o aşamada kalmaya çalışacağım. Neleri gözlemlememiz gerekiyor ve ne anlama gelir kısmını anlatmaya çalışıyorum sizden. Arkadaşlar bu istatistiklerin en genellerinden bir tanesi bir veri tabanı içerisindeki tüm tabloların, nesnelerin vesaire hepsinin istatistiğinin toplandığı yer. Bunun dışında altındaki pgstat user tables, pgstat user indexes, functions gibi diğer ya da sequences gibi diğer ya da indexes gibi diğer tablolarda da veya view'larda da benzer şekilde bunun parçalanmış halini görebilirsiniz. Peki. Şimdi burada çok önemli şeylerden bir tanesi tuples returned ve tuples fetch kolonları. Bu ikisi neden çok önemli? Aslında ne yazık ki biraz yani İngilizce açısından baktığınız zaman yanlış anlaşılmaya çok müsait iki parametre. O yüzden bunu ben çok net şekilde açıklamak istiyorum size. Az önceki tablomu tekrar yaratıyorum. Birden 1 milyona kadar özür dilerim 10.000'e kadar bir değer girdim. Hiç önemli değil. Şimdi
Şu az önceki istatistik kısmını tekrar istatistik kısmına tekrar bakalım. Şimdi az önce tuples inserted sıfırdı. Tuple inserted 1014 oldu. Ben peki 10.000 kayıt, özür dilerim 10.014 oldu. Peki ben 10.000 kayıt girdim. Neden 10.014 oldu? Çünkü bir kayıt girdiğiniz zaman ya da başka şeyler yaptığınız zaman başka tabloları da yani iş, daire tablolara da girilen şeyler var. O yüzden bu sayının sizin girdiğiniz sayılardan daha fazla olması çok normal. Ancak benim konum tekrar söylüyorum bugün istatistikler değil. Şimdi peki şu değerleri tekrar bir görelim. Select count yıldız from T1. Şimdi bu işlem ne yaptı? Gitti. O satırın hepsinin üzerinden, özür dilerim, tablonun üzerinden hepsinin üzerinden geçti. Kaç tane değer var? Onu buldu ve bana bunu söyledi. Şimdi hazır ekranda duruyorken biz bu iki değeri şöyle bir karşılaştıralım tekrar. Tuples returned değeri 15.224 oldu. Daha önce 3.978'de. Tuples fetch ise 1.029'dan 1.044'e çıktı. Aslında şu anda ideal durumda, peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İdeal bir durumda aslında bunu bir atması gerekiyor. Şimdi çünkü aşağı şu anda arkadan daha yapılan bir sürü şey var. Bir taraftan da test hazırlıyorum size. O yüzden arkadaşlar bir miktar değerler oynayabilir. Şimdi tuples returned ile tuple fetch arasındaki fark şu. Gitti 10.000 tane satırı aldı ama client bir tane fetch etti. Yani aslında yanlış anlaşılmaya açık olan konu burası. Fetch gidip diskten aldı da bana return etti değil. Alıyorken client açısından bakıyor yani buna. Client kendi açısından bakıyor. Yani 1.000 tane şeyi 1.000 tane satırın üzerinden geçiyor. Ama bana bana client bir tane fetch ediyor. O bir tane fetch'i zaten işte count sayısının çıktısı. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor peki performans açısından baktığınız zaman? Bu neden bu kadar çok önemli? Buradan eğer aradaki makas çok artıyorsa bir PostgreSQL sequential scan yaptığımız çok fazla işlem var demek olabilir. İki, bu sorguların yani sadece sequential scan'e doğru gidiyor olabilir. Yani indeks eksikliği olabilir. Buradan onu anlayabiliriz. Dolayısıyla monitoring araçlarına baktığınız zaman ki bunlardan bir tanesini göstereceğim, iki tanesini göstereceğim size. Örneğin pgAdmin'in karşılaştığı dışarıdan bir tanesi budur. Tuples returned ve tuples fetch. Eğer tuples return, işte atıyorum buradaki örnekte 10.000 ama tuples fetch 1 ise burada bir sorun var. Aslında diyelim ki 1, yani burada sadece count için düşünmeyin bunu. Count size bu konuyu en güzel gösteren örnek. Ama bir satır almak için tüm tabloyu dolaşıyorsan bunda bir indeks yok demektir. Yani geçen önceki yayınlarda hatırlarsanız explain select yıldız from T1 ver C1 eşittir 1 diye bir sorgu yaptık. Sequential scan yaptı. Ne yaptı? Gitti tüm tablonun üzerinden geçti ve bana bana bu sonucunu getirdi. Create index on T1 C1 dedik. Analyze T1 explain. Şimdi o yüzden bu iki kolona bakmanız gerçekten çok çok önemli. Çok çok önemli. Lütfen lütfen bu PG database'deki tuples returned ve tuple fetch arasındaki farka çok dikkat edin. Peki başka neler yapabiliriz burada? Tekrar şu istatistiklere dönersek. İstatistiklere dönersek. Burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi temp files ve belki de bir miktarda temp bytes kolonları. Neden bunlar önemli monitoring için? Neden bunları monitör etmelisiniz ya da monitoring yazılımları neden buna bakarlar? Da gelelim. Temp file dediğim şey daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. PostgreSQL'in count, özür dilerim, order by, distinct, group by gibi hash sorgularında kullandığı bir
bellek alanı. Eğer Postgres gelen sonucu buraya sığdıramıyorsa gider tüm işlemi disk üzerinde yapar. Bunları daha önceki o özellikle Linux kurulumu ve performans ayarları seminerinin sanırım 8. yayın olması gerekiyor. Orada bulabilirsiniz ayrıntıları. Peki bunların artması neden önemli ya da neden benim için sorun? Sıralamaları RAM yerine diskte yapmaya başlıyorum. Dolayısıyla diskte hem IO, diskte daha fazla IO yapmış oluyorum. Şimdi hangisi daha hızlı? Bizim için tabii ki RAM'de yapmak daha hızlı. Çünkü zaten shared buffer içerisinde olmuş bir şeyi RAM içerisine tekrar sort etmek bizim için çok kolay. Oysa bunu diske atıyoruz ve diskten geri geliyor veriler client'a. Dolayısıyla burada bunlar işte tüm monitoring yazılımları bunları çok iyi kontrol eder arkadaşlar ve eğer burada çok fazla bir artış varsa sizin de uygulamada ya PostgreSQL yapılandırmasında ya da belki de uygulamada bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yine benzer şekilde istatistik yazılımlarının kullandığı, kontrol ettiği başka değerler var. Onları da zaten sadece bu tabloda değil, yani diğer tablolarda da var. Onlarda da bunları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi blocks read ve blocks hit de yine önemli monitoring noktalarından bir tanesi. Blocks read hangisi bu shared buffer'sa ne kadar okunmuş ve shared buffer'sa ne kadar okunmuş ve shared buffer'sa ne kadar bulunmuş? Hit'in yüksek olması demek verilerin daha çok shared buffer içerisinden geliyor olması demek ve bu da bizim için performans açısından çok önemli. Peki şimdi yavaş yavaş başlayalım. Performans yazılımları olarak neler kullanabiliriz kısmında neleri kontrol edebiliriz? Ben öncelikle size POVA'dan bahsetmek istiyorum. POVA açık kaynak kodlu ve PostgreSQL Workload Analyzer anlamına gelen bir yazılım. Şimdi burada bir sunucu seçip değişik istatistikler çıkartmanız mümkün. Değişik istatistikler çıkartmanız mümkün. İşte bunlar canlı canlı karşınıza gelir. Ne kadar işte query runtime per second, ne kadar sorgu çalışıyor veri tabanında tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. Ortalama ne kadar süre çalışıyor, ne kadar blok okumuş, ne kadar blok hit etmiş gibi bilgilerin hepsini burada bulabilirsiniz. Ve sorgular işte şu anda neleri bekliyor? Bakın bu da önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi ona geleceğim zaten sıra burada. Peki, yani bir POVA'yı kullanabilirsiniz. POVA açık kaynak kodlu bir araç. POVA'nın kendi başına sadece çok fazla özelliği yok. POVA'yı HypoPG ve PG Stat KeyCache ve PG Qualt Stats en az 3 tane extension'la beraber kullanırsanız POVA kendi gücünü daha da çok ortaya çıkartabiliyor. POVA'nın büyük olasılıkla sevmeyeceğiniz bir tarafı görsel. Gördüğünüz gibi böyle çok görselliğe çok dikkat etmiş bir yazılım değil. Hiç sorun değil ama durum bu açıkçası. Bunların hepsini takip etmesi gerekiyor. Yani biz ama sonuç olarak bize bunların hepsini verdiğini söyleyebilirim. Şimdi kritik şeyler arkadaşlar, wait eventler. Örneğin, bakın, monitoring yazılımlarında POVA'yı kullanın ama nasıl yorumlayın? Bunu da bir miktar bahsedeyim. Event type IO. Bakın IO bekliyorum burada diyor. Şimdi IO nasıl, ne IO'su? Bu disk IO mu? Bu CPU IO mu? Hemen yan tarafında event kısmına baktığınız zaman data file read olduğunu söylüyor. Yani veri dosyasını okurken bir bekleme olmuş. Eğer bunların çok yüksek olduğu bir ortamda çalışıyorsanız disk erişiminin yavaş olduğunu düşünebilirsiniz. Ona göre önlem almanız gerekebilir. Ya diske gitmeyi azaltacaksınız ya da daha hızlı disk alacaksınız. Bu arada performansı mutlaka donanım geliştirmek olarak görmemek gerekiyor. Bunu daha önce birkaç defada söyledim aslında. Çok daha fazla CPU ya da çok daha fazla RAM aslında bizim sorunumuzu her zaman çözmez. Eğer uygulama çok gereksiz yere veri tabanına gidiyorsa ve sürekli bunlar özellikle shared buffer üzerinde baskı oluşturuyorsa ve tabii dolaylı olarak vol üzerinde ya da transaction data dizinin üzerinde de baskı oluşturuyorsa bunların gerçekten gitmemiz gerektiğini gerekmediğine çok iyi bakmamız gerekiyor. O yüzden bu istatistikler sadece ben gideyim donanım alayım ya da Postgres'i ayarlayayım değil, aynı zamanda uygulamamı nasıl düzenleyebilirim için de önemli. Yakın zamanlarda bir müşterimiz de yine benzer bir sorunda yazılım ekibi Memcache kullanarak diyelim genel olarak. Memcache kullanarak bazı verileri cache aldığı zaman performansın çok daha iyi olduğunu fark etti. Örneğin bunlardan bir tanesi çok değişik. Yine bu örneği vermiştim başka bir seminerde, başka bir yayında. Kurular tablosuydu. Aslında baktığınız zaman satır sayısı olarak çok az
Ama inanılmaz bir yoğunluk vardı. Biz bunu Memcache alarak ciddi derecede performans artışı sağladık. Dolayısıyla bu bilgileri aldığınız zaman aslında bu bilgileri sadece tek bir tarafta değil, size bir bütün olarak kullanmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bu arada elimden geldiği kadar da büyütmeye çalışacağım. Eğer yine de göremezseniz arkadaşlar beni lütfen uyarın. Şimdi laklar konusu vesaire zaten önceki yayınlarda anlattığım için bu konuda ekstra bir şey anlatmayacağım şu anda. Şimdi hemen bir başka örnek vermek istiyorum size. Yine monitoring araçlarımızdan bir tanesi PG Clue. Arkadaşlar, PG Clue bizim çok sevdiğimiz araçlardan bir tanesi. Size hem işletim sistemi hem veri tabanı üzerinden bütün cluster anlamında çok ciddi bir bilgi sağlayacaktır. Özellikle ya benim veri tabanımda ne oluyor? Şöyle oturup birkaç gün inceleyeyim deyip raporlarını alabileceğiniz bir yazılım olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi burada size örnek bir PG Clue raporu sunuyorum. Küçük bir veri tabanı var. 3,9 GB'lık bir veri tabanı, özür dilerim, cluster varmış. 17 tane veri tabanı, 2444 bağlantı olmuş. Bu kadar tuple return edilmiş. Bunu az önce görmüştük. Bakın return ne kadar önemli. Hit cache ratio, yine bahsettiğim o blocks read ve blocks hit oranı %99 share buffer hit etmiş. Muhteşem, çok güzel bir oran. Bunun daha iyisi %100. Hangi extension'lar var? Peki bunlar da önemli. İşte en büyük veri tabanım nedir gibi bilgilerle başlıyor. Ama sadece bu kadar değil. Örneğin sysinfo'ya tıkladım, yukarıdaki sysinfo'ya tıkladım. Burada sunucumuz, işte sunucumuzun özellikleri, işte kernel parametreleri. Bakın yine önemli konulardan bir tanesi, başa döndük. Her şeyin başı işletim sistemi. Yani Postgres'i kurduğunuz kısa süreli bu kısa yayınlarımdan bir tanesinde de bu var. Yakında onu da yayınlayacağız. Aslında onu şöyle bitiriyorum yayını. En iyi Linux dağıtımı, hangi Linux dağıtımı sorusu aslında bu. Sizin en iyi yönettiğiniz Linux dağıtımıdır. Dolayısıyla burada nasıl iyi yönetmeniz demek, parametreleri nasıl ayarlayabilirsiniz, nasıl güncel tutabilirsiniz, onunla ilgili şeyler. İşte burada önemli bazı kernel parametrelerini görüyorsunuz. VM4 background bytes and ratio, işte overcommit memory, swappiness gibi şeyler. Bunlar çok önemli. Bunları sürekli olarak gözlemleyip aralarda yapacağınız değişikliklerle performansı sürekli olarak iyi halde getirebilirsiniz. Şimdi Erkan Ülgey'in bir sorusu var, onu yanıtlamak istiyorum. Bu araçlar agent ile mi çalışıyor? POVA agent ile çalışıyor, doğru. POVA agent ile çalışıyor galiba. Şu anda birden biri söyleyemedim. POVA agent ile çalışıyor olması gerekiyor. PG Clue ve doğrudan veri tabanı sunucusu üzerine kuruyorsunuz ve veri tabanı sunucusu üzerinden bilgi topluyor. Bunları böyle bu şu anda gördüğünüz HTML raporları haline getiriyor PG Clue. Bu arada eğer Red Hat CentOS ya da Ubuntu, Debian vesaire Fedora kullanıyorsanız kendi paket yöneticisiyle PG Clue'yu kurabilirsiniz. Onların depolarında var. Bu da zaten bir Perl script'i. Oluşturduğunuz HTML'i gidip tabii başka bir makinede, onları taşıyıp başka makinede orada tabii ki kullanmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi onun dışında bakın aslında şurada çok gizli bazı bilgiler var. Şimdi gizli derken altta kalmış ama nesi önemli? Bu arada PG Clue'un eski bir sürümüyle bu hiç önemli değil. Önemli olan ise burada bazı fikirlere verebilmek. Örneğin bir dosya sisteminin neyle nasıl mount edildiğini anlatıyor. Yani diyeceksiniz ki bundan bize ne? Hayır, bizim için çok önemli. Örnek veriyorum. Bir dosya sistemini, örneğin Postgres'in data dizinin için söyleyeyim. Dosya sistemi demiyorum ama Postgres'in bir data dizinini no a-time ile mount etmeniz size %1 çekirdek kadar olsa bile yüzde küçük bir çekirdek kadar performans artışı sağlayacaktır. Çünkü access time'ın tutulmasına gerek yok Postgres'in datalarının kontrol edilmesi için. Access time'ı tutmayarak performansı arttırabilirsiniz. Disk üzerindeki baskıyı bir miktar azaltabilirsiniz. Bu bir miktar, bir miktar, bir miktar yapılan şeyler bir süre sonra özellikle kısıtlı kaynaklardaki ortamlarda gerçekten çok güzel sonuçlar verecektir.
Şimdi Erkan Bey'in bir güzel sorusu daha var. Cloud Instance'lar için monitoring tur önerebilir misiniz? Agent kurulamayan durumlarda. Cloud Instance'lar için ben cloud uzmanı değilim. Bu konuda hani net bir tavrımı koymak ya da bilgi vermek istiyorum. Sadece uzaktan şöyle birkaç defa bakmıştım vesaire var. Ancak bildiğim kadarıyla Amazon'un kendi monitoring araçları var. Cloud üzerinde. Örneğin Amazon için konuşuyorum bunu. Orada bunları kullanabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bir de bunların, bu araçların önemli bir kısmı uzaktan da monitör edebilme yeteneğine sahip. Yani örneğin PG Cloud'u ayarladığınız zaman, belli bir hostname verdiğiniz zaman oradan alabildiği kadar bilgileri, tabii ki alabildiği kadar bilgileri alıp size bir rapor çıkartabilir. Bu da önemli. O yüzden bu tip şeyleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. İşte bakalım burada. Bakın CPU ne kadar utilize edilmiş. Bunu görüp CPU monitoring yapıp yine işin içine donanıma, yine donanıma geldik gele gele. Yine donanıma geldik gele gele. Bununla ilgili işlem yapabilirsiniz. Mesela swap kullanımı neymiş? Bunları görebilirsiniz. Yük ortalamasına bakalım. Hangi saatlerde neden çıkmış bu? Ona, işte onun ilgili yazılım tarafına bakmam gerekiyor. Monitör, diğer taraflarına bakmam gerekiyor vesaire. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bir de size hazırladığım çok klasik PG-Admin'imiz var aslında. PG-Admin'imiz bizim eski dostumuz. Az önce bahsettiğimiz şeyleri burada da gördüğünüz gibi gösteriyor bize. Şimdi tuples out block IO transaction per second. Şimdi ekranı ben büyütmeye çalışacağım daha net görebilmeniz için. Burada tuples out bölümünde yine fetch ve return kavramını göreceksiniz. Şimdi hemen sunucuma geri dönüyorum. Sunucuma geri dönüyorum. Döndüm. Harika. PG Benchmark initialize yapalım. Ve bu sırada istatistikleri görmeye başlayalım. Arka tarafta şu anda veri tabanına bir yük verdik. Bu verdiğimiz yük bize, bakın işlemler yapılmaya devam ediyor bir taraftan. Daha da var. Kaç tuple gelmiş, ne kadar insert gelmiş, ne kadar update gelmiş, neler geliyor. Bu bilgileri hepsini anlık görmeniz mümkün arkadaşlar. Dashboard ekranı beraber. Benim PG-Admin'in dashboard ile ilgili kişisel bir husumetim var. O da Postgres loglarında çok fazla tabii ki doğal olarak log basıyor. Bu da benim diğer sorguları araştırmamda bir miktar sorun yaşatıyor. Yoksa başka bir şey yok. Şimdi Türkiye'nin bir yorumu var. RDS'i tüm extension'lar kurulamıyor. Evet doğru. Dolayısıyla monitoring imkanları kısıtlı ama en azından PG-STAT statements mevcut. Doğru. Yararlı extension'lar yayınımızda bunu da incelemiştik arkadaşlar. PG-STAT statements gerçekten önemli şeylerden bir tanesi. Peki başka neler yapabilirsiniz? Neleri monitör edebilirsiniz? Hemen ben bu arada bir terminalimi daha açayım. Full screen. Bağlandım. Peki. SUSE Postgres. Bir de auto-explain denen bir özellik var PostgreSQL'de. Auto-explain'i açtığınız zaman ve bunu Postgres'in aslında bu şimdilik session için load ettim ama sizin belirlediğiniz ya da belirleyeceğiniz sürelerin üzerinde çalışan SQL sorgularını, sizin belirlediğiniz sürede sürelerin üzerinde çalışan SQL sorgularını PostgreSQL, onların explain analyze çıktılarını daha doğrusu PostgreSQL loglarına yazar. Auto explain de çok önemlidir. Dolayısıyla auto explain de sizin kullanmanızı önereceğim şeylerden bir tanesi. Peki, bunun dışında başka neleri kontrol edebilirsiniz? Başka neleri kontrol edebilirsiniz? Tabii ki aslında Postgres'in çevresinde kontrol edeceğiniz çok fazla şey var. Örnek veriyorum, bir PG Bouncer kullanıyorsanız connection pooling için, tabii ki PG Bouncer'ı da kontrol etmeniz gerekiyor. Burada benim
bahsettiğim sadece Postgres özelinde olan şeylerden şeyler arkadaşlar. Peki başka neler yapabilirsiniz? Size şu anda belki hemen gösteremeyeceğim ama pgstat replication da monitör edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Hem monitörün konusu çok çok önemli şeylerden bir tanesi. Eğer replikasyonunuz varsa mutlaka pgstat replication'a bakın. Şu anda benim burada replikasyonum yok ama hatta hemen yapalım. Hızlıca bir replikasyon çıkalım. Hızlıca bir replikasyon çıkayım, ben bunu da göstermek isterim. Ben bu arada sorularınızı yanıtlayayım. Auto explain overhead'i ne kadardır ve sadece IOQ mu oluşturur? Auto explain'in overhead'i var ama ölçülebilir bir overhead değil. Zaten aslında sizin explain analiz yapmanızdan çok bir farklı değil. Siz zaten sorguları da süresini başka araçlarda gözlemlediğimiz için, örneğin log minimum duration statement zaten bu tip şeyleri yaptığı için bizim adımız ya da pgstat statement. Onlardan daha fazla büyük getirmiyor kesinlikle. Tabii ki. Monitoring 1 diyelim. Nasıl olsa test makinesi şu anda. Evet, replication üzerine recovery conf oluşturmadığım için bir hata aldı. Şimdi Percona PMM tool kullanışlı mıdır? Arkadaşlar burada mümkün olduğu kadar open source ya da yaygın araçlar anlatmaya çalışıyorum size. Örneğin bence çok yararlı bir araç daha var, EnterpriseDB'nin PIM'i. Ancak burada ondan bahsetmeyeceğim size. Ticari bir araç olduğu için. Evet, çok güzel. Hemen portumuzu değiştirelim. Evet. Evet. Şimdi burada neden önemli, neden monitör etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şurada LSN kavramlarını PostgreSQL'de vol kavramında çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Log sequence number. Gönderilen, karşı tarafa yazılan, diske flash edilen ve hatta replay edilmiş. Yani orada oynatılmış olan bir kayıt. Şimdi bu gittikçe bunların etkisi aslında daha fazla. Önemli olan burada send ve write'ın güncel olması. Flash bir miktar gecikebilir. Replay biraz daha gecikebilir. Tabii bunların bizim için potansiyel olarak performans sorunu yok. Hatta bunların bir şu andaki gibi tamamen eş olması full senkron bir replikasyon geçerli. Bu aslında performans için olumsuz bir durum. Şu anda yükümüz olmadığı için bir sorun yok. Eğer bunlar da örneğin laglerde gecikme varsa, yani write, flush ve replay laglerde gecikmeler varsa Postgres ya diskle ilgili bir sorun olabilir. I/O ile ilgili, yani network I/O ile ilgili bir sorun olabilir. Ya da başka bir şey, şu anda öngöremediğimiz başka bir sorun olabilir. Bunları mutlaka gözlemlemeniz gerekiyor. Monitoring açısından. Çünkü replication monitoring dediğim şey bizim o replikasyonumuzun
karşı tarafa ne kadar data gönderebildiğini anlatır. Gönderememesi demek, belki de replikasyonla ilgili bir sorun var şu anda. Öbür tarafı hiç yazılmıyor datayı. Bu da bizim primary'de data birikmesine, vol birikmesine, bunu yine önceki yayınlarda bahsetmiştim. Bu da ciddi anlamda performans sorunlarına neden olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim. Ben size bir komut satırı aracı daha göstermek istiyorum. Son dönemde bizim şirkette çok sevdiğimiz bir araç. Aracımızın adı PG Activity. Red Hat, CentOS'ta ve Fedora'da YAML ya da DNF install PG Activity ile kurabiliyorsunuz. Ubuntu Debian'ı bilmiyorum. Yani çok büyük olasılık kuruluyordur. Kurulması bile zaten internetten çok rahat indirip kullanabileceğiniz bir araç. PG Activity size aslında çok alışık olduğunuz bir ara birimi, yani tab ara birimini Linux kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu ara birimi Postgres için özelleştirilmiş ve güzelleştirmiş olarak veriyor. Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesi sol aşağıda, dikkatinizi hemen şöyle işaretleyerek çekmek isterim. Running Queries, Waiting Queries ve Blocking Queries diye aslında 3 tane bölümü var. Yani şurada şu anda Running Queries'i görüyoruz, 1'e bastım. 2'ye bastım, eğer bir sorgu bekliyorsa burada göreceğiz. 3, bloklayan sorgular varsa bunları göreceğiz. Dolayısıyla gerçek anlamda bir Postgres sunucusunu gözlemlediğiniz zaman, evet işte bakın ben şu anda bu sorunu yaşıyorum, hemen bunu gidip çözeyim de diyebileceğiniz, size anlık bilgi veren bir şey. Hatta uzun süre monitör ettiğiniz zaman sol taraftaki size'ın da, şuradaki size'ın da arttığını göreceksiniz. Ben hemen izninizle şurayı bakın sol tarafta bir istatistik çalıştırdığım zaman, özür dilerim, bir benchmark çalıştırdım şurada. Veri tabanın anlık boy değişimleri ne kadar değişiyor şu anda gibi bilgileri çok canlı olarak görebilirsiniz. Bu örneklerden bir tanesiydi. Ben şimdi bunu iptal edeyim. PSQL. Begin. Update T1. Set C1 eşittir C1 artı 1. Basit bir sorgu çalıştırdım. Tamam. Şu anda zaten bunlar running query. Hemen bir tane daha pencere açıyorum. Hemen bunu da tam ekran yapalım. Temizleyelim. Bağlanalım. Postgres kullanıcımıza geçiş yapalım. PSQL ile bağlanalım. Begin. Update T1 set C1 eşittir C1 artı 1. Bu da biliyorsunuz şimdi lock yiyecek. Şimdi bakın. Waiting query'imizde bir sorgu geldi. Bizim ikinci sorgumuz. Onu belirerek küçük harfle yazdım ki belli olsun diye bekliyor. Bu da bakın büyük harfle yazdığım update. Benim ilk çalışan update'im. Şöyle göstereyim size. Bakın şuradaki update şu anda çalışan. Aslında idle'ın transaction olarak bekliyor. Alın size bir monitoring edilmesi gereken şeylerden, monitör edilmesi gereken, gözlemlenmesi gereken şeylerden bir tanesi. PG Selectivity'deki şöyle yapalım. Şu. Heh. Bakın burada bizim bekleyen sorgumuzu görebiliyoruz. Aynı zamanda diğer sorguyu göremedim ben şu anda hemen hızlıca. Büyük ozu hızlıca atlıyorum sanırım. Bir amen update sorgusuna bakalım. Evet. Evet. Şuradaki update sorgumuzu bizim bekleyen sorgumuz olduğunu görebiliyoruz. Bakın.
Bloklayan sorgular. En son bloklayan sorgularda en son çalıştırdığım sorgu bu. Bekleyen sorgularda da bu. Şimdi şu bloklayan kısımda bir commit gerçekleştiriyorum. İşlemim bitti. Gördüğünüz gibi sadece running query kaldı. Çünkü waiting ve blocking'ler gitti. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani PostgreSQL yönetirken özellikle PG-Activity gibi araçlarla veri tabanına bağlanıp bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi hosted environment'lar için soracaktır arkadaşlar. Yine bu cloud makineleri için PG-Activity uzaktaki makinelere bağlanabiliyor. Dolayısıyla yapmanız gereken şey kendi makinenize bir PG-Activity kurup uzaktan veri tabanına bağlanıp verileri almak. Bunun için ekstra bir şey olmasına gerek yok. Çünkü zaten Postgres'in çok standart kendi içindeki tablolarını kullanıyor PG-Activity. O yüzden rahatlıkla bu PG-Activity'yi kullanabilirsiniz. Sorularınız varsa ben sorularınızı almak isterim. Çünkü benim anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Unuttuğum bir şey yoktur umuyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Tabii ki başka şeyler de var. Postgres açısından baktığınız zaman. Örnek ve mutlaka kontrol etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. İşte ne kadar bloat var tablolarda? Bu da çok önemli. Örneğin benim buradaki bloat estimate'im 166.17'ymiş table için baktığınız zaman. Az önce çalıştığım update'ler nedeniyle. Bunlar çok önemli. Ya da ne kadar, eğer tekrarlayan indeks var mı? Tekrarlayan indeksleri mutlaka görmeniz gerekli. Onun dışında az kullanılan indeksleri mutlaka görmeniz gerekli. İndeks bloat varsa bunları mutlaka görmeniz gerekli. Dolayısıyla aslında monitör edebileceğiniz şey çok fazla. Bunların hepsini aslında Postgres araçları yapıyor. Bir taraftan da işletim sistemi araçları yapıyor. Burada size birkaç tane araç anlatmaya çalıştım. Bunlar işte PG-Activity, HTOP, ATOP, POVA, PG-Kulu. Onun dışında ticari birçok ürün var. PG-Analyze gibi, PG-Dash gibi, Postgres Enterprise Manager gibi. Daha çok var aslında. Piyasada epeyce bir monitoring aracı var Postgres açısından baktığınız zaman. Bunlardan size sadece uygun olanını, open source olanları tercih edebilirsiniz. Ya da zaten kendi kurumunuzdaki o lisanslamalar nedeniyle gelen PG-Analyze, PEM gibi şeyler olabilir. Onların hepsi gerçekten çok güzel yazılımlar. Sadece biliyorsunuz burada yayınlarımda hep open source araçları, açık kaynak kodlu araçları, özgür yazılımları desteklemek istediğimiz için genelde bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Erkan Bey'in güzel bir Türker Bey, önce Türker'in bir yorumu var. Sadece bağlanırken SuperUser permission istiyor. Evet doğru, SuperUser permission istiyor PG-Activity. Erkan Bey'in bir sorusu var. PG-Stat Statements gibi extensionları kurmak zorunda mıyız? Hayır, hiçbir şey zorunda değilsiniz. Erkan Bey, bununla ilgili extension yayınlarımda çok da güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Genel azından geri gelen bildirimler o şekilde. Siz o yayına bakarsanız orada kurmak zorunda mıyız ya da neler kurarsanız ne kadar iyi olur, o önemli. Ama şunu söyleyebilirim fikir vermesi açısından. Biz şirkette her müşteriye ön tanımlı olarak mutlaka bunu kuruyoruz. Yani bu zorunlu değiliz ama gerçekten çok ciddi performans, çok ciddi bilgiler veren bir şey. Sadece PG-Stat Statements'ın ucuz olmadığını, PG-Stat Statements'ın yük getirdiğini, sadece oyuncak olsun diye kurulmaması gerektiğini, eğer bu veriyi gerçekten kullanacaksanız orada durması gerektiğini size mutlaka söylemek zorundayım. Geldiğiniz, bu yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü burada tamam. Doğru. Şimdi Serkan Bey'in sorusu var. Onu da aslında monitörün kapsamının içerisine koyabiliriz. Geçmiş bir zamandaki sorunları incelemek istersek nasıl rapor alabiliriz? Çok güzel. Bununla ilgili bir tane araç hemen size söyleyeceğim. Canlı canlı hemen açıyorum burada. Hemen açıyorum. PG-Badger. PG-Badger mutlaka kullanmanız gereken monitoring değil ama Postgres logunda ben hangi sorgularım yavaş çalışmış? Şimdi sizin belirlediğiniz sınırlamalar çerçevesinde hangi sorgularım yavaş çalışmış ya da işte o anda geçmişte ne olmuş gibi her şeyi bulabilirsiniz. PG-Badger'ın bir özelliği
raporlar sayesinde, ki şunu hemen ben göstereyim size. Yine çok eski bir rapor ama umarım yüklenebilir şimdi. Ben hemen göstereceğim size. PG-Badger'da sadece sorgularla değil, aynı zamanda Postgres'in içerisindeki işte vakum, checkpoint, locklar, tempo, evet geldi gibi şeylerle çok rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Örnek veriyorum, ne kadar checkpoint, bakın hangi slotlarda ne yapmış checkpoint, ben buna göre Postgres'i tune etmeliyim gibi şeyler yapabilirsiniz. PG-Badger'da bizim müşterilerimizin çok önemli bir kısmında kullandığımız log analiz yazılımı. Yani hemen hemen her müşterimize vardı diyebilirim ben, şimdi ezberi hatırlayamadım ama burada dün ne oldu ya da 1 saat önce ne oldu, 2 saat önce ne oldu gibi bilgileri bulabilirsiniz. Şöyle bulabilirsiniz: Cron'u ne zaman çalıştırırsanız. Biz genelde Cron'ları gece çalıştırıyoruz bir kere. Ertesi sabah developer arkadaşlar geliyorlar ya da DB arkadaşlar geliyorlar. Bakıyorlar hangi sorgular yavaş çalışmış, neler olmuş veri tabanında. Hemen ona göre gerekli işlemleri yapayım. Bu seçeneklerden bir tanesi. İsterseniz siz onu o anda tekrar elle çalıştırıp son birkaç saat içerisinde neler dönmüş görebiliyorsunuz. PG-Badger'ın çok güzel bir özelliği, siz takvim var aslında, bir ön tarafında bir ön sayfası bir takvim var. Siz geçmiş günleri de böyle takvim üzerinden gezerek gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bir hafta önce ne olmuştu, 15 gün önce ne olmuştu ya da 15 günde bugünü karşılaştırayım. Daha da güzeli, bu hafta ne oldu? Yani sadece günlük raporlar değil, haftalık raporlar ve aylık raporlar şeklinde de size bir kümülatif raporlar da sunuyor PG-Badger. O yüzden incremental mod diye geçiyor bu. Yani kullanan arkadaşlar için ya da kullanmayı düşünen arkadaşlar için söyleyeyim, özür dilerim. Incremental mod diye geçer. Bir öncekinin üzerine devam eder veri. PG-Badger çok akıllı bir araç. Aynı zamanda ciddi performanslı bir araç. Perl'le yazıldığı için, tam da text dosyaları parse edeceği için. Akıllı tarafı şu: en son kaldığı yerden devam edebiliyor. Yani siz bugün örneğin gününüz 12'de log analizi yaptıysanız, 2,5-3 saat sonra bir daha analiz yapmak isterseniz tüm dosyaları baştan taramıyor. En son kaldığı noktadan itibaren alıp devam ediyor. Dolayısıyla aynı işlemi tekrar tekrar yapmadığı için ciddi bir performans artışı sağlıyor. Şimdi Servet Bey'in bir sorusu var. Monitoring araçları dışında sizin kullandığınız kontrol scriptleriniz var mı? Git de hayır, yani açık diyor ama var. Var, tabii ki var. Bizim kendi geliştirdiğimiz araçlar var ama şu mantıklar çerçevesinde ilerliyor. Size anlattıklarımdan belki 3-5 fazla vardır, 3-5 eksik vardır ama bu şekilde ilerliyor Servet Bey. Osman Hocam'ın bir sorusu var. X sunuculu bir replikasyon class'ı replikasyon açısından monitör etmek istersek ne önerirsiniz? Şimdi ne önerirsinizden kasıt, eğer neyle monitör edeyim derseniz Zabbix'e monitör edebilirsiniz. Replikasyon için Zabbix bence çok iyi bir monitoring aracı. Ondan hiç bahsetmedim çünkü önceki yayınlarda çok fazla bahsetmiştim Zabbix'ten. Yine Zabbix için benim size önerebileceğim, çok söylüyoruz bunu zaten. github.com/gunduzbilisim adresine giderseniz burada pgspotter'ı göreceksiniz arkadaşlar. pgspotter bizim template'imiz. Hüseyin, yayındaysan bana bilgi verirsen sevinirim. Sanırım 4.4 ve üzeri de kullanabildiğimiz bir template diye biliyorum ama bu konuda Hüseyin hemen bilgi veriyor galiba. Evet, 4.4 ve üzeriymiş. Evet, 4.4 ve üzerinde kullanabilirsiniz. Osman Hocam, bu şekilde yani en replikasyon cluster'ı monitör etmek istiyorsanız en güzeli bu işi, buna verip işte ne kadar replikasyon gecikmesi var, ne kadar flash gecikmesi var, ne kadar ve şeyler ya da bu replikasyonlar çalışıyor mu gibi şeyler sizin için çok ideal bir bilgi olacaktır. Şimdi Servet Turan'ın bir sorusu var. Konumuza ilgisiyle ama ilgili değil ama yanıtlayayım. Max Connections parametresi değişikliği Postgres servisini mi yoksa sunucu mu restart etmek gerektir? Şimdi öncelikle bu Windows değil, o yüzden sunucuyu restart etmenize gerek yok. Postgres servisini restart edebilirsiniz. Bu çok önemli. Hatta yine yayınlardan galiba başlarından bir tanesini bahsetmiştim. PostgreSQL camiası yani tabii ki biraz hoş olarak şunu söylüyor. Söylemişti daha doğrusu bir konferans sırasında. Biz restart gerektiren tüm parametreleri bir bug olarak görelim ve zaman içerisinde bu buglardan kurtulmaya çalışalım, mümkün olursa demişlerdi. Şimdi dolayısıyla Max Connections için gereken şey Postgres servisini restart etmek sadece. Bunu unutmayın, zaten siz
requires restart. Change requires restart diye bir şey var. Restart dediği şey Postgres'in restartı. Reboot değil yani. Postgres'i restart edeceksiniz hocam. Block Transition'ları PG Watcher ile, PG Watcher, PG Activity demek istediniz galiba Serkan hocam. Block Transition'ı PG Activity ile görebildiğimizi göstermişsiniz ama o anda çalıştırdığı en son sorguyu görebildik. O seçim neler yapmış, neler çalıştırmış görebilir miyiz? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. O anki sorguyu görmemiz sorunun kaynağını tespit etmemiz yeterli olmayabilir. İşte burada yapmanız gereken şey yine önceki yayınlarda söylediğim log minimum duration statement parametresiyle oynamanız. Eğer tüm sorguları loglarsanız görebilirsiniz. Sorguları loglamadan görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada logları açıp güzel bunun için bir disk belirleyip, çünkü her özellikle yoğun sistemlerde logları sonuna kadar açtığınız zaman ciddi miktarda bir log basacağını unutmayın. Açıp ona göre bir bakmanız gerekecek Serkan hocam. Yani kısacası özetleyeyim, soruyu ve yanıtını özetleyeyim. Block Transition'ı gördük, en son çalıştırdığı sorguyu gördük ama ondan önce çalıştıran bir şey var mı? Yalnız pratikte şunu söyleyeyim size. Az önce normalde uygulama açısından baktığınız zaman ben elle müdahale ettiğim için öyle bir şey gördük. Pratikte genelde, bakın %99 olarak söylüyorum, aslında zaten bloktan sorguyu görürsünüz. Çünkü sorgu blokladı ve durdu orada. Yani üzerine ekstra bir şey yapmadı diyebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bu genelde. Yani uygulamaya bağlı değişebilir. Ona bir şey demiyorum. Evet, sanırım soruların hepsini yanıtlamış olduk. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu Perşembe günü yayınımız var. Ancak yayın konusunu henüz belirleyemedik. Çünkü, nedenini anlatayım size. Perşembe günü PostgreSQL 13 beta çıkıyor ve ben de belki biliyorsunuzdur PostgreSQL RPM'lerini yapıyorum. PostgreSQL.org'daki RPM'leri yapıyorum. Dolayısıyla büyük olasılıkla o gün çok ciddi bir yoğunluk olacağını öngörmek mümkün. Bu akşam belli olacak bu gidişat, çünkü henüz onunla ilgili bir çalışma yapamadım diğer işler nedeniyle. Duruma göre elimizdeki konulardan bir tanesini anlatacağım. Eğer yetiştirebilirsem aslında benim amacım PostgreSQL 13'te gelen özellikleri anlatmak, gelecek olan özellikleri anlatmak. Yapabilirsem, tekrar söylüyorum, bununla ilgili bir garanti vermek istemiyorum şu anda. Bununla ilgili çünkü hazırlanmam gerekecek. Yoksa zaten mevcut başka konularımız var. Nereyi takip ediyorsunuz? community.com/pgtr adresini lütfen takip edin. Orada gerekli her şeyi bulacaksınız. Bugün yarın yayın konusu belli olacak. Önerileriniz varsa her zaman alıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bu arada son sorularınız varsa hala alabilirim. Son sorularınız varsa alabilirim hala. Sanırım yok. Katıldığınız için çok teşekkürler. Videolarımızı yayarsanız seviniriz. Like'ları arttırabilirsiniz. Daha çok insan ilgisini çekmiş olur. Yayınlarda size mümkün olduğu kadar yoruma açık olmayan ve net bilgiler vermeye çalışıyorum. Hata yapmadan, sistem hataları vesaire yapmadan net bilgiler vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Bir sonraki yayın Perşembe günü saat 18'de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.